İyi akşamlar Sebep Sonucu, hoş geldiniz. Senenin ilk programını yapıyoruz bugün. Gündemdeki konularda hepinizin malumu bu sabah bir Gazze'ye destek, şehitleri anma etkinliği vardı. Yüz binler Galata Köprüsü'nde toplandılar. İlk konumuz bu olacak. O dakikalara gideceğiz. Kimler bizimle? Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer. Murat, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de sabah oradaydın. Evet, sabah oradaydım. Biraz bir yorgunluk var mı? Çok erken kalktın pazartesi evet. Sabah. 6'da kalktın, 6'da ayaktaydın. 6'da ayaktaydık, yayında yattık. Gün içinde gördüm, saatlerce yayındaydın. Evet. Sağ ol, bizi de kırmadın, kaldın burada. Ne demek? Bu akşam dinleyeceğiz senden neler olduğunu. Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt da bizimle. Ceyhun, hoş geldin. Hoş bulduk. Sosyal güvenlik müşaviri Ali Duman. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi seneler, iyi yayınlar. Sağ olun. Çarşamba günü yine emeklilerin maaşlarıyla ilgili bir durum var. O konuda ön bilgilerimiz neler? Bunları soracağız size bu akşam. O konumuz da dahilimizde, programımızın içerisinde. İstanbul Beykent Üniversitesi öğretim üyesi, askeri stratejist Kemal Olçar da bu hafta, her hafta olduğu gibi bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İyi ve uzun süredir yoktu. AK Parti Hatay Milletvekili, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yayman. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kavuşturana şükür üstadım. Eyvallah, ama çok yoğunsunuz. Yoğunuz da ama yani biz A Haber'e büyük bir keyifle gelmek istiyoruz. Sebep sonuç diyoruz. Türkiye'nin marka Ceyhun, bir sesle bir problem var hocam. Sizin sesinizde bir problem var. Biraz sonra dinleyeceğiz. Niye gelmediniz programa? Yolunuzun nedeni ne? Ses biraz sonra. Hemen geliyor. Hemen geliyor ses. Bir daha kesmiş. Evet. Bir hafif ben bir arkadaşları hatırlatmada bulundum. Hüseyin Hoca olunca. Konuşmaya başlayınca sese bakabiliriz diye. Murat, seninle başlayalım mı? Evet. Sabah nasıl bir atmosfer vardı? Onu konuşacağım. Onu sormak istiyorum sana. Nasıl bir kitle vardı orada? Şimdi bir kere Türkiye'nin her kesiminden, çok farklı kesimlerden, farklı sağcısı, solcusu, farklı ideolojik kesimlere mensup insanlar bir aradaydı. Çünkü her iki meselede, yani iki mesele öne çıkartılmıştı biliyorsunuz. Şehitlere rahmet ve İsrail'e lanetti. O açıdan hem PKK terör örgütünü hem de İsrail terör yapılanmasını protesto eden büyük bir kitle vardı. Bu yüzden de bütün Türkiye'nin üzerinde ittifak ettikleri iki hususta gerçekten çok güçlü bir ses çıkmış oldu. Sabahın ilk ışıklarında gün ağarırken İstanbul'un başta Ayasofya olmak üzere işte Sultanahmet'te, Süleymaniye'de görüntüleri de verir arkadaşlar bir yandan. Çeşitli Selahattin camilerden sabah namazı sonrasında yüz binler Galata Köprüsü'ne doğru aktılar. Bir taraftan Karaköy civarından da kitleler geliyordu. O açıdan çok böyle görkemli bir kalabalıktı. Söylediğim gibi ortak kaygı terör örgütlerini protestoydu. Bayağı var Murat. Murat, seni buraya alabilir miyiz şu görüntülerle? Tabii. Sana zahmet. Berat Albayrak oradaydı. Eşi oradaydı. Kimler vardı, onları da konuşalım. Evet. Pek çok bakan oradaydı. Çok sayıda bakanı gördük. Burada tabii en önemli olan şeylerden bir tanesi şuydu. Bir siyasi partinin organize etmediği bir şey. Evet. Bütünüyle Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin, 308 tane sivil toplum örgütünün, başta TÜRGEV, TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti olmak üzere. Onların düzenlediği bu açıdan da Türkiye'de bu kadar büyük, geniş katılımlı bir eylem ilk defa sivil toplum kuruluşları tarafından onlar eliyle yapıldı. Siyaset üstü bir şey olmuş oldu. Gelen bütün siyasiler de kendi aileleriyle, çoluğuyla, çocuğuyla birlikte katılım sergilediler. Hiçbir siyasi bu eylemde konuşma yapılmadı. Hayır, konuşma da yapmadı. Konuşma da yapılmadı. Bütünüyle sivil toplum örgütlerinin başkanları burada konuşmalar yaptılar. Filistin'in Ankara Büyükelçisi konuşma yaptı. Onun dışında hiçbir siyasi yoktu. Siyasi elbette güçlü bir siyasi mesajı vardı. Çünkü onların çağrılarından gördük sosyal medyada pek çok kişi, vatandaşlarda. Katılımcılar açısından soruyorum, elbette ki siyasi bir şey yok. Bu iş çok net bir insanlık meselesi. Evet. Ama bayağı kalabalık Murat. Ciddi çok kalabalıktı. Bir kısım Beyazıt Meydanı'ndan aşağı doğru yürüdüler. Burası tam neresi oluyor şimdi? Evet, döndükçe de görüntü burası biraz kafamız İstanbul karışıyor. İstanbul Ticaret Odası, Eminönü Meydanı'na inen. Yani İstanbul'un farklı noktalarından, kimisi valiliğin oradan, Ayasofya'dan inenler valiliğin oradan indiler. Bir kısmı Yeni Cami'den, bir kısmı Beyazıt Meydanı'ndan aşağı indiler. Bir kısmı Taksim tarafından, Taksim Camii tarafından aşağı Karaköy'e inerek geldiler. O açıdan İstanbul'un pek çok noktasından, farklı noktalarından bir ortada buluştular. Yani bütün bu kitle orada kavuşmuş oldu. Berat Bey de oradaydı, o da ailesiyle geldi. Bütün Türkiye'deki siyasi figürler
buraya aileleriyle katıldılar ve orada bir sivil olarak, yani kendi siyasi kimliklerini dışarıda bırakarak gelmiş oldular. Çünkü burada güçlü bir siyasi mesaj vardı ama siyaset üstü bir mesaj vardı. En temelde insanlar şunu söylediler: İsrail terörü aslında arkasında ABD'nin olduğu bir terör yapılanması. Bütün ABD'nin vermiş olduğu silahlarla bugüne kadar bu katliam sürdü. İşte yaklaşık 3 aydır büyük bir soykırım yaşanıyor ve bütünüyle bu soykırım ABD silahları eliyle işlenmiş oldu, gerçekleşmiş oldu. Aynı şekilde Türkiye'ye karşı 40 yıldır sürdürülen PKK terörü de aynı şekilde ABD tarafından silahlandırılan bir terör yapılanması olduğu. Zaten bir görülüyorlar yani. İsrail neyse PKK o, bu kadar. Böyle bu görülmüyor mu halkın gözünde? Halk da zaten kahrolsun İsrail, kahrolsun PKK sloganını birlikte attı. O açıdan dediler ki... Şu fotoğraf durabilir biraz Samet, sana zahmet. Daha iyi gösteriyor büyüklüğü. Evet. Yani tabii devasa, burası Yeni Cami'nin önü, büyük Eminönü Meydanı. Ve tabii bu kitlenin diğer tarafta Karaköy'e uzanan yerde de aynı şekilde aynı kitle var. Kalabalığın yanı sıra şu önemli. Az önce diyorum işte, Berat Albayrak oradaydı, Esra Albayrak oradaydı, Bilal Erdoğan. Şimdi bu isimler Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın çocukları, damatları, en yakınındaki isimler. Yani bu eylemin çağrıcıları arasında onların olması başka bir anlamda taşıyor. Bunu net bir şekilde, bu siyasi bir şeyin ötesinde dünyadan da eylemin nasıl okunduğuna dair önemli bir gösterge. Biraz sonra o senin dediğin bağlantıyı kuracak haritaya bakacağız. Burası İstanbul. Gazze'ye ne kadar uzaklıkta, nasıl bir coğrafyanın ortasında, ama bu açıdan bence altı çizilmesi gerekiyor bu noktada. Bilal, tarih çok önemliydi mesela. Tarih. Melih Altınok, 1 Ocak olması, sabah 8.30 olması. Program sabah namazında Sofya'da başladı. Daha sabah namazı öncesi Fatih'ten ileriye taşıtlar gidemedi. Fatih'te arabalarını park etti çoğu insan. Yürüyerek Beyazıt Meydan'dan Ayasofya'ya gittiler. Sabah namazını kıldıktan sonra yüz binler aynı anda Eminönü'ne geldi. Programın çağrısı da geçen hafta aslında haber ekranlarından oldu. TÜGVA Başkanımız buradaydı. Evet. Hatta konuşurken tarihin çok güzel olduğunu, 1 Ocağın önemli bir tarih olduğunu, İstanbul'un fethinin 571. yılı 2024'e geldiğini, işte alanın çok önemli bir alan olduğu, neden işte Eminönü Haliç'in devamı, burada 571 yıl sene önce ecdadın karadan gemileri yürüterek İstanbul'u fethettiği dönemde, 571 yıl sonra torunları denizin üstünden yürüyerek bir fetih çağrısı, kimine göre, kimine göre bir barış köprüsü. Yani burada insanlığın önemine vurgu yapılan çok özel bir tarihti. Hatta biz bu ekranlarda... Bence bir barış köprüsü tabii, daha çok manşetini atmıştık yani. Zaten. Fethettiğimiz bir şehir, şehri bir daha fethetmeyeceğiz. Tabii tabii, yok bir fetih yapmıyoruz. Buradaki maksat ne tabii? Kudüs, Mescid-i Aksa, şehitlerimiz. Bugün orada şehitler anıldı. Ve yoklama yapıldı. TÜGVA Başkanı yoklama yaptı. Evet. Ve hep bir ağızdan bütün İstanbul, bütün Türkiye şehitlerimizin adına biz buradayız dedi. Maneviyatı olarak da buradayız dedi. Evet. Yani program çok güzeldi. Konuşacağız yine ayrıntılarını. Bütün dünyaya örnek oldu diyebilirim. Bir ses de getirdi. Var. Evet. Benim ama bir ses geldi. Hocam önce bir Hüseyin Hocam'ın sesi geldi. Hüseyin Hocam'ı dinlemek istiyorum. Evet. Ben geleceğim hocam. Çok teşekkür ederim. Hayırlı seneler diliyorum. Gerçekten Türkiye'ye yeni bir yıla başladı. Birazdan uzun uzun konuşacağız. Ben de sebep sonucu özlemiştim. Eyvallah. Araya tabii Gazze meseleleri girdi. Deprem yoğundu. Meselesi de çok yoğunsunuz. Evet, her zaman bitmiyor. Evet, her hafta mesela ben Hatay'dan geliyorum şimdi. Hatay'da bu hafta sonu biz Kültür Bakanımızı, Çevre Şehircilik Bakanımızı ve Tarım Bakanımızı misafir ettik. Hataylı hemşerilerimizin çok çok selamları, sevgileri var. Onlar da bizim bu programa gelmemizi özlemişti. Hatay'dan özellikle selamlar getirdik. Bütün izleyenlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeni yıl hayırlı uğurlu olsun. Bütün bu yayın boyunca 2023'ün bir muhasebesini, 2024'te Türkiye'yi ne bekliyor, dünyayı ne bekliyor, Gazze'de ne olacak, 3. Dünya Savaşı mı çıkacak, yoksa başka şeyler mi olacak? Bu güzel arkadaşlarla hep beraber konuşacağız inşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz tekrar. Kemal Hocam, sizin bir eklemeniz var. Çok kısa bir şey söyleyeyim Melih Bey isterseniz. Bakın bu sivil toplum örgütü faaliyeti örnek bir faaliyet. Dünya çapında örnek bir faaliyet bana göre. Çünkü genellikle sivil toplum örgütleri ya da hükümet dışı kuruluşlar bu tür faaliyetler düzenlediğinde içinde genellikle provokatif şeyler çok sıklıkla rastlanan şeylerdir. Barışçıl bir gösteri ve barışçıl bir çağrı yapıldı aslında. İkincisi hem Ali Bey de ifade ettiler, hem şehitlerimiz hem de Filistin'de şehit olan çocuklar, kadınlar ve masum insanlar adına yapılan bir gösteri. Neden ikisi bir arada? Çünkü katil aynı katil. Evet. Dolayısıyla hatta ben eksik gibi geliyor, bir ABD vurgusu da
Belki yapılmıştır Murat Bey. Var çok, mıydı Murat? Tabii tabii. ABD vurgusu Galata Köprüsü'nün üzerindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın adil bir dünya mümkün ama Amerika ile değil sloganı zaten Galata Köprüsü'nün üzerinde devasa bir pankart olarak işlenmişti. Baya baya. Evet evet. Şimdi ya o kitle farklı yerlerden geldiği için. Sirkeciye falan biraz da şey oldu zaten galiba değil mi Murat Hocam? Şimdi bu dünya Londra'da, Paris'te, başka köprülerde ülkelerde çok büyük gösteriler izledik. Herkeste şu vardı. Niye Türkiye'de böyle bir kitlesel sivil eylem olmuyor? Bence yeni yılın ilk günü olması da sembolizm değeri çok yüksek. Tabii. Siz de belirttiniz. Yani bu Türkiye'de de böyle bir eylemin olması önemliydi. Yani Türkiye'de bundan çok daha büyük bir Filistin eylemi oldu aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği. Belki de dünyada bir devlet başkanı katıldığı tek eylem olmuştu. Atatürk Havalimanı'nda yapılan eylem ama... Ne, kaç kişi vardı orada? Orada Sayın Cumhurbaşkanımız 1.750.000 rakamını telaffuz etmişti. O çok görkemli bir eylemdi. Yani fakat Murat, burada 1 Ocak ve sabah... 1 Ocak sabah namazı vakti saat 7.30'da başladığı yürüyüş. 8.30'da Galata Köprüsü'nün üzerindeydi herkes yani. O açıdan yani yılbaşının ilk günü daha şafak sökerken 8.30'da 250 bin insanı burada toplayabilmek çok büyük bir başarı ve bu tamamıyla sivil toplum örgütlerinin çabasıyla olmuş bir şey. Hiçbir siyasi parti, AK Parti dahil olmak üzere hiçbir parti burada görev almadı ve hani duyurusunda falan da bulunmadı. Bulunmadılar. Dediğimiz gibi sivil tek tek isimler, onlar da hani siyasi kimliklerin ötesinde başka mesajlarla, başka çağrılarla bu alanı doldurması için insanlara çağrı yapmışlardı. Evet. Evet, yani burada özellikle tabii ki Amerika'ya yönelik ciddi bir protesto da yapılmış oldu. Özellikle yani son yaşadığımız hadisede şehit verdiğimiz 12 askerin ötesinde PKK terörünün 40 yıla yakın bir süredir doğrudan emperyalizm eliyle örgütlendiği ve Türk milletinin üzerine bela edildiği meselesi çokça işlendi. Hı hı. Ve şu söylendi yani 1919'da işgal etmek için geldiğiniz topraklarımıza biz Anadolu'dan sizi kovmayı başardık. Fakat siz bu defa taşeron örgütlerinizle geldiniz. O açıdan sizin bu taşeron örgütünüz olan PKK ile 75 yıl önce Filistin halkının başına musallat ettiğiniz İsrail terör yapılanmasının arasında bir fark görmüyoruz. Bizim şehitlerimizle yani Mehmetçik'le Gazze'deki şehitler arasında da bir fark görmüyoruz. Hepsi ortak kanımız. Hı hı. Bu kan bizim kanımız. Düşmanımız da ortak ABD ve İsrail Siyonizmi denildi. Evet. Sabah saat buyurun. Var sanki. Var. Buyurun hocam. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetin, kabinenin, kurumların bu konudaki dış politikalarını kamuoyundan da çok ciddi desteğin olduğunu göstergesi. Evet. Somutlaşmış hali bana göre. Çünkü yapılan bütün çalışmalar bugüne kadar bakınız Gazze özelinde özellikle Filistin halkının yanında durması, diplomatik, boykot vesaire gibi zorlayıcı diplomatik yöntemler dahil hükümetimiz deklare etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok yüksek sesten hem de Birleşmiş Milletler'de başka platformlarda deklare etti. Arkasında büyük bir toplumun olduğunda resmidir bu bana göre. Hı hı. Başka çok mesajlar önemli da verildi. Mesela burada ırkçılığa ve mülteci düşmanlığına yönelik de ciddi bir böyle bir problemimiz var evet. Çok. Özellikle İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Başkanı Bilal Bey'in bu konuyla alakalı altını çizdi. Mülteci düşmanlığına karşı da biz buradayız ve buradan çok güçlü bir mesaj veriyoruz. Irkçılığa karşı buradan güçlü bir mesaj, hı hı, veriyoruz. Hı hı. Biz Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla büyük bir milletiz. Bütün İslam coğrafyasının, hatta bütün ezilmiş halkların hamisi olan bir devletin bir parçasıyız, milletin parçasıyız ifadeleri kullanıldı. Bu açıdan da çok kıymetliydi. Bence bir şey de şuydu ki kitlenin içerisinde sürekli dolaştığım için, sloganları da dikkat kesildiğim için insanlarda şu şey de vardı. Son bir haftadır Türkiye'de bir kaos planının harekete geçirilmeye çalışıldığını, bunun da spor kullanarak yani futbol kullanarak bir takım şeyler yapılmaya gayret edildiğini ve Türkiye'de bazı ırkçı unsurları harekete geçirilerek buradan Araplara karşı bir düşmanlık, onun üzerinden de Türkiye'de AK Parti iktidarını yıpratma yönelik bir faaliyet olduğuna yönelik bir haftadır bunu konuşuyoruz. Bu tezgahlanmış bir kaos planı olduğu konusu insanlarda gerçekten yerleşmişti. İnsanlar bu kaos planına karşı meydanlarda durarak hem ırkçılığa karşı durduklarını hem de iktidarın özellikle Filistin konusundaki politikasına ve terörle mücadele konusundaki bu son 15-20 yıllık mücadelesinin arkasında güçlü bir şekilde durduğu mesajını vermiş oldu. Evet, Riyad'daki o Süper Kupa finalinde olanları Türkiye birkaç gündür tartışıyor. Biz sen de çok güzel bir yazı yazdın, okudum yazınızı. Teşekkür ederim. Gerçekten
bu Ali Koç üzerinden bir değerlendirme, analiz yapmıştık. Ama biz bu akşam spor programı değiliz. Çok üzerinde durmak gerekiyor. Aspor onu yazacak da. Ha, yapıyorlar. Konuşacak. Spor programlarında bayağı enine konuna da konuşuluyor ama biz bu işin politik yönünü konuşmak istiyoruz. Çünkü takımların ne yaptıkları, tavırları konusunda kamuoyunun bir kanaati olduğunu düşünüyorum. Herkes doğrusunu yanlışını bizlerden çok daha iyi biliyor. Bizlerden daha çok takip ediyor. Ama bizi ilgilendiren nokta hocam, bence Murat'ın altını çizdiği nokta, yani toplumun hassasiyetlerini kaşırken bir yandan, birileri belki şahsi şeyleri için yapıyor bunu, bir yandan çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Araplar üzerinden günlerdir estirilen bu fırtına korkunç. Nefret söylemini ifade edecek kelimeler yok. Örnekleri burada tekrarlamak istemiyorum ama yani Türkiye'de milyonlarca Arap vatandaşımız var. Siz oranın milletvekilisiniz ya. Siz yazdınız bugün mesela Urfa, Hatay, Gaziantep, yani buralarda Mardin. Ondan sonra Mardin. Diyarbakır, her yer büyük iller ama dediğiniz gibi ağırlıklı olarak illerimiz burası. Yani böyle bir nefret söylemini siz konuşurken Suudların herhangi bir şeyine, Suud yönetiminin diyeyim daha doğrusu, ırkçı söylemler çünkü çok tehlikeli. Herkesi topyekün bir kefeye mahkum atıyor. Ediyor. Ama o Arap kavramını kullanıyorsunuz. Türkiye'nin asli unsurlarından milyonlarca vatandaşımız var. Yani bunu şey diye geçemeyiz diye düşünüyorum hocam. Siz Dijital Mecralar Komisyonu Başkanısınız. Yetkili, tam aslında konuşacağımız konu sizin alanınıza giriyor. Bu nefret söylemine izin verilmemesi gerekiyor. Şöyle üstünden atlayarak geçemeyiz. İşte birilerinin deliliği. Sosyal medyada kabul görmüş gibi yayılıyor bunlar. Evet. Nefret söylemine bir engel, yasal bir engel gündeminizde mi? Ya bu dünyanın gündeminde, bizim de gündemimizde. Hani şunu söylemek isterim. Yani ırkçılığın her türlüsü kötü ama dijital dünyadaki ırkçılık, yani siber faşizm, ötekileştirme, nefret suçları çok daha yaygın. Hani biz klavye kahramanları diyoruz ya, yani siz diyelim ki sokakta birine yani bir ötekileştirme cümlesi kursanız belki o size bir tepki gösterir. Yani ona karşı daha temkinli konuşursunuz. Ama internetten ya da sosyal medyadan yazdığınızda hiçbir kontrol yok. Daha hiçbir otokontrol yok. İstediğiniz kadar sövebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar dini değerleri, etnik değerleri, ahlaki değerleri, her şeyi yok sayarak onun üstünden bir ötekileştirme, nefret suçu işliyorsunuz. Ve bu Türkiye'de de çok yaygınlaşıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ben bu sabahki toplantıya gidemedim. Ama radyodan Bilal Erdoğan'ın konuşmasını dinledim. Gerçekten çok sakin, çok böyle steril ve çok net bir konuşma yaptı. Hazır mı arkadaşlar Bilal Bey'in konuşması? Ben aslında hemen beğendim. Oraya da bir gidelim, ben, dinleyelim. Ben, Hüseyin Yayman hatırlattı. Böyle bir yani kamusal mitingde ve çok hassas bir konuda kelimeleri özenle seçerek, yani nasıl konuştu, irticalen mi konuştu, kağıda bakarak mı konuştu, radyodan dinlediğim için göremedim. Hı hı. Ama konuşmayı çok önemli buldum, çok değerli buldum. Murat'ın söylediği konu çok önemliydi. Siz de vurguladınız. Yani burada 12 şehidi anarken 12 şehidi katledenlerle, şehit edenlerle Gazze'deki bu insanlık suçunu işleyenler aynılar ve bu kuklacıları biliyoruz. Bunlar emperyalistler ve Türkiye'yi de bölmek istiyorlar. Vurgusu çok önemli. Evet. Bir dinleyelim Bilal Erdoğan'ın konuşmasını bu sabah mitingde yaptı. Sabah yılın ilk gününün sabahında İstanbul'dan bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. 12 şehidimizi de, Filistin'de olup bitenleri de takip eden, uyumayan, uyanık yığınlar olarak bütün dünyaya haykırmak istiyoruz. Biz bu olup bitenlere kayıtsız kalamayız. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde verdiği şehitlerin de, Filistin'de düşen şehitlerin de, orada öldürülen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Ve biz bunlara kayıtsız kalmayacağımıza, bütün dünyaya hakkı, adaleti haykırmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.